Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Karapeter cinayeti ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çözmeye çalıştığımız bir cinayet var. Bakalım başarabilecek miyiz bunu? Çok da güzel değil mi ışık süzmesi falan ya, mükemmel. Grafikler gayet güzel abi. Tatlı, güzel. Şimdi çizmeyi burada şey yapmıştık, bakmıştık, uymuştu. Daha sonra şu iki şeyimiz kalmıştı. Bunları da yapacağız. Şimdi nelerimiz var elimizde? Diyor ki analiz yap. Kullanım alanı bul. Tamam abi. Nasıl bulacağız bakalım. Analiz yapabilirsek analizi yapalım önce. Kullanım alanı gazeteden mi bulacağız? Nerede bulacağız? Bakalım. Bilmiyorum. Analiz evde olabilir tahminim. Laboratuvar gibi bir şey mi lazım? Ne lazım? Ona bir bakalım olmazsa. Olmazsa ona bir bakalım. Bir şöyle oyunu durduracağım 2 saniye hemen. Bir saniye bekleteceğim sizi. Hemen şöyle bir bakmam gereken bir şey var çünkü. Bakıyorum. Uygun mudur? Uygundur. Tamam. Doğru mu? Doğru abi. Sıkıntı yok. Şöyle devam edelim. Tamam. Bu ne? Analiz masası. Mektubunu kurtar. Aynen abi. Yapmak istediğimiz bu. Taze mürekkebi çıkarmanı sağlayacak bir kimyasal sözelde hazırlamalıyım. Bunun için tüplerdeki kimyasalları belli bir sırayla karıştırmalıyım. Nasıl yani lan? Birinci koşul. 7 indikatörün hepsinde kullanılmalı. İkinci koşul. Turuncu indikatör, mavi indikatörden sonra 3. sırada eklenmelidir. Renksiz indikatör, turuncu indikatörden sonra eklenmelidir. Tamam abi. 7 tane turuncu, renksiz, mavi, yeşil var. Şimdi mavi yeşil olmaz. Mavi turuncu renksiz, mavi, turuncu renksiz, turuncu renksiz, yeşil yapsam ne olur? Olmaz mı? Bence olur. Mavi, turuncu. Ya üçüncü sırada koymalısın diyor da ikinciye koyma demiyor ki, yani koyamazsın demek. Bir, iki, üçüncü sırada dediği sonra diyor ama yani. Maviyi koydun. 1, 2, 3'e mi turuncu koymalısın? Yoksa 3. mü? Yani mavi 1. 2. 3. turuncu mu olmalı? Onu bilmiyorum. Ona bakacağım. Şimdi bu 3. olmuş oluyor o zaman. Değil mi? Turuncuyu koyduk. Renksizi koyacağız. Patladık abi. Mavi yeşil kaldı elimizde. Yeşili koy abi. Mavi koy ve patla. Boom. Çünkü turuncu koymayacağım bundan sonra. Bak. Bir şeyler yanlış gitti. Ne yanlış gitti acaba? Şimdi abi. Mavi. Turuncu renksiz. Turuncu renksiz. Yaparsak mavi kalıyor elimizde, olmaz. Mavi yeşil. Mavi yeşil. Mavi turuncu renksiz, turuncu renksiz yaparsak okey bence. Çünkü maviden sonra tekrar mavi koşulu sağlanacak. Mavi yeşil. Yeşil abi. Şimdi maviden sonra yeşil koydum. Üçüncü turuncu koymalısın diyor ama mavi koydum bir tane daha. Ne oldu? Koşul yerine getirilmediği için başa döndü zaten. Şimdi turuncu koydum. Şu soru işaretindeyiz yani. Tekrar renksiz koydum. Bir daha turuncu renksiz koyacağım. Ve olmasını umacağım. İnşallah olur.
Aha yaptım lan. Helal lan bana. Şimdi devam edebiliriz. Bakalım bu mektup gizemimizi ne kadar şey yapıyor. Bastıracağım mı? Ha, sileceğim. Sil 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 sil. Evet yaptım. Eğer... Dur lan okuyamıyorum. Abi sil şurayı sil. Güzel sil lan. Okunmuyor Allah kahretmesin. Şöyle bir temizleyelim şunu. Lan! Ha tamam. Mektubundakiler. İstediğin gibi onları iyice sakladım ama tekrar düşünmen için sana yalvarıyorum. İon ve verdiğin sözleri hatırla. Senin adını kirletebilecek en ufak bir onursuzluk yapmadım. Okey abi. Hartley'in mektubunu okuduk. Hartley ile konuşacağız. Hartley. Kullanım alanını bulacağız sonra da. Tamam abi. B'ye basabilirsin diyor. Artı bir şey geldi diyor ama basmayacağım. Daha çıkarım yapabileceğimizi düşünmüyorum çünkü. Skortyard'a gidelim. Karakola. Yapıştır. Adamla konuşalım. Oradan yaptığımız çıkarımları açalım. Sonra da bir sonuca varmaya çalışalım. Şimdi elimizde neler var? Bir düşünelim. Adam iyi bir bahçıvan. Bahçe işleriyle uğraşıyor. Karısı kocasının kendisi uğraştığını söylemişti bahçeyle. Bunu neden bizden gizlesin ki? Botları uyuşuyor. Bu çocuk not defterinin orada nasıl girdi oraya? Ne sakladın abi? Söyleyin bana o zaman Bay Hartley'i ne sakladınız? Saklamak. Siz neden bahsediyorsunuz? Mektup. Dediğin gibi onları iyi sakladım. Devam etmemi ister misin? Benim mektubum. Ama mürekkep bu imkansız. Biraz kimya çok özel bir şey değil. Peki oldukça akıllı birisin ama fark etmez. Bilmek istiyorsan eğer eşyalarımı kastediyordum. İşimle alakalıydı anlayacağın. Bunu kontrol edeceğim Bay Hartley. Bu adam yalan söylüyor ve hep şey söylüyor. Hartley'in hikayesi yanlış yönlendiriyor ama artık bir şeyden eminim. Woodsman Lee'den bahçe eşyalarının saklandığı yeri araştırmalıyım. Aynen abi olabilir. Bu çocuk da mesela orada not defteri ne arıyordu o çocuğun? Ne alaka yani anladın mı? Bahçe eşyalarının olduğu yere bir şey saklamış. Woodsman Lee'nin bahçıvanlığını da yapıyor. Orada kesinlikle detaylı bir arama yapmalıyım. Okey abi. Gittiğimizde belki bunu da yarın orada buluruz. Bakacağız. Bir gidelim şöyle. Gidemedim. Şeye. Neye? Woodsman Lee'ye. Yapıştıralım. Gidelim. Devam et. Oğlum biz kıyafet değiştirmedik mi? Bu hangi kıyafet? Neyse fark etmez. Kıyafet önemli. Şapkamız olduğu sürece tam bir Sherlock Holmes'üz. Sıkıntı yok abi. Detaylı bir arama. Detaylı bir arama. Detaylı bir arama. T'ye mi basıyorduk aynı? Detaylı detaylı. Şöyle detaylı. Adam da hala burada duruyor. Allah kahretmesin seni ya. Oğlum. Hiçbir şey yok. Şu ne? Detaylı bir şey yok bebek. Bebek burada. Ben bunları incelemedim oğlum. Niye yeşil yanmalı? Enteresan. Biri içmiş falan filan filan falan tütün. PC baş harfleri yapanın. Bunlara baktık biz ya. Bu arama tanıdık ama tanıyabilmem için bütün bilgilerimi toparlamam lazım. Abi ya. Ben bunu yapmıştım. Şimdi bir daha mı yapacağız? Yaparız sıkıntı değil ya. Bu ters şu an. Böyle durması lazım. Aynı. Şu çizgileri birleştir. Birleşmedi. Ters mi lan?
Böyle mi düz? Yok. Ha bir dakika. Burası mı? Aynen. Şurayı birleştirdim. Okey. Bunun ters galiba şu an ya. Galiba. Şöyle mi düz? Bakıyorum reis. Yok böyle düz değil. Böyle düz. Böyle düz olması lazım. Şimdi. Çizgileri bir birleştiririm Reisko. Şuradaki çizgi şuraya. Okey. Bunu birleştiremiyoruz. Bunu da birleştiremiyorum. Neden? Bu buraya mı böyle? Ha bu böyle tamam bir dakika. Benim hatam. Böyle okey. Bunu da buradan birleştireceğiz. Bunu da şurayı da birleştireceğiz. Yaklaşık olarak oldu. Aynen öyle. Müthiş. Bu bir iri taneli tütün aroması. Oradan şey yaptık işte bulduk aromasını falan filan. Ya bunu yapmıştım ben abi ya. Bunlar incelendi hep. Öyle hatırlıyorum. Lan bahçe eşyaları nerede bunun? Deniz ayısı derisinden yapılmış tütün kesesi. Biriyle diyaloğa gireceğiz. Hortley mektubundaki ifadelere bakırsa bahçeşlerin olduğu yere bir şey saklıyormuş. Vuzman Lide bahçıvanlığını da yapıyor. Orada kesinlikle detaylı bir arama yapmalıyım. Abi tamam da. Nereyi arayacağımı söylemiyorsun ki. Şu küreye falan mı bakacağız acaba lan? Olabilir mi? T. Gözden kaçırılan bir şey var mı? Bakıyorum. Burası mı lan? Neden kilitli abi? Açar mısınız hanımefendi burayı? Bahçe aletlerine erişim izni istiyorum. Çalınan değerli belgelerin burada Vuzman Lee'de bahçe aletleriyle saklanana dair bilgimiz var. Onları bulmamız gerekiyor. Aa aman. Eşyalar hemen arkamdaki ufak barakada durur. İşte anahtarı. Peter sigara içer miydi peki? Emin değilim, olabilir. Ama uzun zamandır sigara içmiyordu. Teşekkürler madam. Teşekkürler. Oo. Reis. Burada ne saklanmış olabilir? T'ye bahsediyoruz anlaşılan. Abi hiçbir şey yok. Ha var. Tahta kalaslar. Kabaca kaldırılmış tahta. Ahşap zemin. Ağaç. Küçük tahta kutu. İpler, düğümler çözülüyor. Küçük tahta kutu ağaç. Bakalım kutunun içinde ne var? Hepsini döndür. Döndür. Aa puzzle. Çok iyi lan. Bu neyi döndürüyor? Bu neyi döndürüyor? Anlamadım ki. Bir de benim sağ tuşum basmıyor mu? Bak kesiliyor. Bozulmuş mu? Sağ tuşum gitmiş herhalde. Çizgileri mi birleştireceğiz? Burası da. Ha bütün çizgileri birleştireceğiz. Okey abi. Yaparız. Yapamadık. Bu bununla uyuşmuyor. Bu bununla uyuşmuyor. Olmadı. Tamam. Sağ tarafından bakalım. Şimdi bir noktadan başlayalım direkt. Şu soldaki okey gibi. Değiştir. Ha şey parça parça döndürüyoruz. Okey. Abi bu böyle. Bu komplesini döndürüyor. Okey abi. Bu böyle. Bu böyle. Oldu lan.
Allah kahretmesin. Çok hızlı oldu, beklemiyordum. Birkaç mektup. Birkaç mektup, bir kadının el yazısıyla yazılmış kara iadesinin damgası var. Bayan Karen'in ilişkisi varmış. Çok ilginç. Biliyordum. Biliyordum yasak aşk, biliyordum. Sevgili Liam, seni tanıdığım bunca zaman içerisinde bana çok iyi davrandın. Hislerimi açıklayamıyorum ama sanırım onlar günahkar ve onlardan bir hayır gelmez. Olabileceklerden korkuyorum. Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmekten korkuyorum. İlgin için teşekkür ederim ama Tanrı tarafından birleştiğim adamdan ayrılamam. Bu Tanrı'nın buyruğu ve kocam taşımam gereken çarmıhım. Hayatımı cehenneme çeviriyor ama morluklar zamanla geçiyor ve benim için endişelenmemelisin. Aga! Dövüyor muymuş? Reis, ne oluyor? Şimdi abi, mektupla kayıp teneke kutu. Bu mektup tütün. Abi hiçbir uymadı lan. Tamam, sonra bakarız, sonra bakarız. Bir görüşmelerimizi yapalım. Reis, siz ve Liam Hartley. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. What are you talking about? Siz neden bahsediyorsunuz? Ya ulan. Sherlock Holmes'iz lan biz. Alttaki mektup muydu? Oğlum kaç tane mektup var lan? Ha, o Hartley'in mektubu Madam, şey. I am aware of your Sakladım falan affinity filan yazan with mektup. Liam. Okey What are abi, you sıkıntı talking yok about? abi. Lan yalan söyleme bari, yalan söyleme. Romantik mektuplaşma. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, peki işte here they buradalar. are. Ama bu çok kötü kötü. Liam bunu Liam, nasıl? Ben how could you, yaptıklarımdan baby, sonra after what he has done? You believe that he kocanızı killed your husband? öldürdüğünü mü düşünüyorsunuz? No, I Hayır, do not. bilmiyorum, bilmiyorum. I do Beni not. yalnız bırakın Leave me lütfen. alone, please. Thank you, madam. Şüpheli adam ama adam değil bence öldüren kişi. Neden biliyor musun? O olsa da çok kolay olurdu. O yüzden değil yani. Adam öldürmüş olsa çok kolay olurdu. O yüzden adam öldürmedi büyük ihtimal. Şu an bütün şüpheler onu gösteriyor ya. Aa, kesin adam yakaladık falan filan diyeceğiz ama adam çıkmayacak. Büyük ihtimal öyle olacak. Yani Sherlock Holmes'un olayı bu zaten. Ne haber adam? İyi Service, misin? Hemen bir şu şeye de soralım bakalım ne diyecek. Gel lan buraya. Tekkelim mi etmiyor musun? Etme, sen etme lan. Manyak. Şimdi abi, kullanım alanı nasıl bulacağız bunu bilmiyorum. Baker sokağına bir gidelim. Eve bir gidelim. Bunun kullanım alanı gazetede falan mı? Nerede oğlum? Nerede? Nereye bakmam gerekiyor? İnceleyecek bir şey yok. Mektuplarda yok. Gazetelerde yok. Ansiklopedilerde yok. Haritada. Yok. Çok şükür birini yakaladın. Sonunda bir şüphelimiz oldu. Teleskop incele. Allah kahretsin, bu ne oğlum? Cesur Tobi, İngiliz İmparatorluğundaki gelmiş geçmiş en iyi burnuna sahipsin. Aynen abi. Analiz. Benim analiz masam işim için kullanıştı. Aynen abi.
Abi buralarda araştırma yapamıyoruz. Onun uyumlu olduğu yeri nereden bulacağız? Makyaj masasını kullanmaya gerek yok abi ya. Yani yok herhalde. Şu an öyle bir ihtiyacımız var mı? Biriyle gizlice falan bir şey yapmayacağız. Görüşmeyeceğiz, etmeyeceğiz. Sıkıntı yok. Burada bir şey yok. Oğlum bu kapılar otomatik nasıl kapanıyor anasını satayım. Bak bak bak. Bak. Çok ilginç ya. Buraya gideceğiz herhalde. Orada adam konuşmadı. Ama nerede uyuşuyor abi? Ben anlamadım ki. İşler karışıyor. Ha çıkarım yapacağız o zaman. Hiçbir şey bulamıyorsak. Okey abi. Tamam bir çıkarımları kurcalayalım. Şimdi abi. Jatki Karin ağlamaya başladı ve Hartley'i hala sevse de yaptığı şey yüzünden onu affetmeyeceğini söyledi. Tamam, itirafımız var. Peter Kraliçe tütün kullanmıyor. Olmadı. Zorla girme denemeleri. Liam Hartley'in mektubu. Evet, eşleşti abi. Hartley'in Peter Kraliçe'nin karısıyla flörtleştiği ve hatta aşık olduğu ortaya çıktı. Ama bu ilgi ve zararsız mektupların ötesine geçmedi. Oo. Hartley'in Woodsmanley'de cinayet gecesi bulunması, Peter Kray'in karısının flörtü olduğu ve oranın bahçıvanlığını yaptığındandır. Masumiyeti mi? Masum muymuş adam? Evet tamam da bunu hala bilmiyoruz ki bence. Not defteri. Tütün. Abi hiçbir olmuyor. Abi bir şey daha bulduk. Random bastım yani şey yapmadım. Maktul'ün kan birikintisinin içinde bulunan defteri geri almak için birisi zorla içeri girmeyi denemiş. Bu zorla girmeye çalışan kişinin suçunu gösterir. Evet abi. Gösterir. Tütün kullanmıyor hızlı tepki. Duvara mı atanmış? Kayıp teneke kutu. Olmadı. Tamam iptal et abi. Seçim kaldır. Kayıp teneke kutuyu bulduk. Mektuplar çıktı içinden. O da yemedi. Tamam. Şimdilik bu kadar şeyi bulduk. Şu anlık dur bakalım bir tapa bir basalım. Ne yapmışız, ne yapmamışız. Bunun yerini bulacağız. Kanada Pasifik Demiryolları'na ait hisse senetleri. Denizlerin tek boyunlusunun seyir defterinin içinde Ağustos 1883'te yırtılmış kısım bulundu. Bulduğumuz şeyler bunlar. Diyaloglar bunlar. İflas etmiş, o olmuş, bu olmuş diyaloglar. Tipik bir hırsıza benzemiyor. Bütün bu olaylar içerisindeki rolü ne? John Nalligan şeyinden gitmemiz lazım galiba. Bilemiyorum alttan. Bir daha bir konuşalım şunla. Beni yalnız bırak. Tamam bıraktım yalnız seni. Burada bir şey var mı başka? Başka bir şey var mı reis? Başka bir şey yok burada ya. Burada herhangi bir şey yok. Evde zaten yok. Reis. Scotland Yard'a git bakayım. Ne aramam gerekiyor şu an gerçekten bilmiyorum yani.